Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün beşamel soslu kıymalı krep sarma tarifini yapacağım sizler için. Hem ana yemeklerimize, kahvaltılarda da benim çok güzel beğenip de tercih ettiğim bir lezzet. Hemen 250 gram dana kıymamı tencereme ekliyorum. Arzuya göre tavuk eti, tavuk kıyması da ekleyebilirsiniz. Tabii kuşbaşı etiyle de çok güzel olur. Hatta sebzeli bile çok güzel oluyor. Bezelyeli, patatesli de içine ekliyorum. Bazen o da güzel oluyor. Kıymam suyunu çekince 2 adet orta boy kuru soğanı ince ince doğradım. Onu da ekliyorum. Yarım çay bardağına yakın sıvı yağ mı ekliyorum? Daha da az, tam yarım çay bardağı değil. Biraz karıştıracağım. Arzuya göre yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Ben yeşil biber eklemeyeceğim. Birazcık kapya biber ekleyeceğim. Dondurucumda da vardı. Biraz onu ekliyorum. Siz arzuya göre yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Domates de ekleyebilirsiniz. Ama ben bu sefer biraz sulu olsun istemiyorum. Biraz kuru olsun istiyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu domates salçamı ekledim. Bir çay kaşığına yakın karabiberimi, pul biberimi ve tuzumu da ekledim. Şimdi biraz karıştıracağım. İyicene kavuruyorum. Soğanı da kavrulana kadar. Suyunu da çektim. Dediğim gibi bugün biraz tane tane oldu. Hemen kıymamı pişirdikten sonra şimdi krep malzemelerine geçiyorum. Yarım su bardağı suyumu bir adet yumurtamın içine ekliyorum. Bir su bardağı sütüm de var. Tuzumu da ekliyorum. Bir su bardağı unumu da ekledim. İyicene karıştıracağım ki topak topak olmaması için yarım pakette kabartma tozu ekliyorum. Biz kişi sayısına göre biraz az yaptım. Siz tabii kişi sayısına göre krepi artırabilirsiniz. Bir yemek kaşığı daha un ekledim. Biraz akışkan olmuştu. Bir su bardağı yani bir yemek kaşığı tepeleme un kullandım toplamda. Bu kadar yeterli. Çok koyu olsun istemiyorum. Kreplerim yoksa kalın olur. Hemen bir kere yağlayacağım arkadaşlar tavamı. Bir daha yağlamayacağım. Sadece bir kere yağlamak yeterli gelecek. Krebimi hemen tavama ekliyorum. Görüyorsunuz hamurum da akışkan olmuş krep hamuru. Hemen şimdi alt tarafını pişireceğim. Pişen krebimi hemen ters çevireceğim. Bu kadar rengi olması yeterli. Çünkü fırında da pişeceği için. Görüyorsunuz alt üst bu renkte olması yeterli. Şimdi geri kalan da kreplerimi bu şekilde bütün hamur malzemem bitene kadar pişireceğim. Fazla kalın olmaması için tam dolu kepçe dökmüyorum. Tavam da çok büyük değil. Büyük tava kullanmıyorum. Özellikle krep sarmalarda ufak tava kullanıyorum ki dış harcı çok krebi yoğun olsun istemiyorum. İç harcı bu. Dış kreple harcını da hem ufak hem de ince tutuyorum ki fazla ağır gelmemesi için. Hemen sonuncu krepim de pişti. Toplamda 7 adet krep çıktı. Bu da benim için yeterli. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Krepimi kenara bırakıyorum. Beşamel sosum için 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını tencereye ekliyorum. Eridiği gibi 1 yemek kaşığı unumu ekleyeceğim. Unumu da ekleyip kavurmaya başlıyorum. Unumun kokusu çıkana kadar göz göz olana kadar kavuracağım. Evet, şu anda unumun kokusu çıktı. Bir su bardağı sütümü ekliyorum. Bir su bardağı tekrar yine süt ekleyeceğim ama ilk önce yarısını ekleyeceğim. Kıvamına göre geri kalan yarısını da ekleyeceğim. Şimdi iyice topak topak olmaması için bir yandan da karıştırıyorum. Ocağın başından hiç ayrılmıyorum. Geri kalan yarısını da ekliyorum. Sütümü toplamda 2 su bardağı süt eklemiş oldum. 1 fiske tuz, arzuya göre karabiber de ekleyebilirsiniz bu aşamada. Hemen beşamel sosum tamam, hazırdır. Çok koyu yapmayacağım ki kenarda kreplerimi sarana kadar. Çünkü beşamel sos çabuk koyulaşır. Akışkan olması daha iyi oluyor kreplerin üzerine dökmek için. Hemen ocağımı kapatacağım. Kenarda ılınmaya bırakacağım beşamel sosumu. Şimdi kreplerimi içine kıymayla dolduruyorum. Hemen saracağım. Fırın kabımın içine yerleştireceğim. Arzuya göre dediğim gibi tavuk kuşbaşı eti veya tavuk kıyması da kullanabilirsiniz. Hemen kıyma krebim de incecik oldu. Görüyorsunuz en azından hamur dışı çok ağır krep yoğunluk olmayacak. Beşamel sosumu da hemen üzerine güzelce gezdiriyorum ki bol bol döküyorum. Ben birazcık bu krep sarmalarında beşamel sosunu bol seviyoruz. Hemen üzerine hepsini gezdireceğim. Bir su bardağına yakın rendelenmiş kaşarım var. Hemen onu da ekliyorum. 180 derece fanlı ayarda orta rafta
nar gibi kızarmaya bırakıyorum. Evet, görüyorsunuz krepli sarmam pişti. Hemen şimdi iftara yakın saat olduğu için ben hemen aceleyle kestim. Size göstermek istedim. İnşallah siz de beğenir yaparsınız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.